Sersin animasyonunu hepimiz çok beğenmiştik. Peki bu çizgi filmin bir karanlık yüzü var mıydı? Bugün dijital sinik izlerken fark etmediğimiz gizemlere bakacağız ve teori yapacağız. Bir önceki videoma ilk yorum yapan iki kişinin yorumunu şu anda görüyorsunuz. Siz de ilk yorum yapıp video çıkmak istiyorsanız şu şekilde abone olduktan sonra bir kere daha tıklayın ve buradan bildirimleri tüm haline getirin. Videoyu da aşağıdan beğenilerinizi attıysanız şimdi videoya geçelim. Evet, Catbird isimli arkadaşımız bizim için bunları derlemiş ve bugün bunlara bakacağız. Evet, ilk teorimiz, ilk gizemimiz Kane'in bir kardeşi var. Evet, video Pomni ile başladı. Glitchleniyor Pomni şu anda. Ve bir yere doğru geldiğinde burada K ve C ve A görüyoruz. Kane Able. Şimdi tamam, Kane'i biliyoruz. Dişlerinin içinde gözler olan çok tuhaf bir yaratık. Ama Able kim? Şimdi Translate'e geldiğimizde buraya Kane yazmak istiyorum ve burada bize Kabil diyor. Yoksa bunlar Habil ve Kabil kardeşler olabilir miydi? Şimdi diğer ismimiz neydi? Able. Hemen buradan Kane'i silip Able yazdığımda Habil ve Kabil'i görüyoruz. Evet, devam ettiğimizde demek ki filmde, yani çizgi filmde C ve A kısmı gözüküyormuş. Şimdi burada da şöyle bir şey diyor. Kane Able'ı öldürdü ve bu Tanrı'nın hoşuna gitmedi. Kane Tanrı tarafından lanetlendiği söyleniyor sonsuza kadar galiba. Çok ilginç. Gerçekten olan bir hikayeyi burada duymak çok şaşırttı beni. Burada da Kane'in bize gösterilmeyen bir abisi ya da kardeşi olduğu söyleniyor. Devam edelim. Abi çok ilginç şeyler. Hiç böyle bir şeyler beklemedim cidden. Ama bu adamın kötü olduğunu biliyordum. Kane'in kötü olduğunu biliyordum. Zaten filmi izlerken de söylemiştim. Şimdi bir dakika, burada diyor ki Kane kardeşini öldürdüğü için böyle cezalandırdı ve dijital sirke yollandı. Yani bu sirk ne kadar eğlenceli gözükse tamamen Kane'in cezasını çekmesi için yaratılan bir yer galiba. Devam edelim şimdi. Burada bir tane fotoğraf görüyor karşımıza. Pomni'nin son kısım, yani son yerde olan yer. Ve böyle bir tablo, arada ne kadar benzerlik var görüyor musunuz? Yani hem Pomni'nin ortada tek başına oturması, hem bu tabloya geldiğimizde ikisinin de hem ortada oturması, hem de kıyafetlerinin aynı renge benzemesi. Bakın mavi pembe, mavi kırmızı, böyle pembemsi kırmızımsı neredeyse çok benziyor. Ve zaten Google'da son akşam yemeği yazdığımızda böyle bir fotoğraf görüyoruz. Yani zaten burada gördüklerimiz aslında hiçbir zaman acıkmıyordu, sonsuz toklukları vardı. Ne kadar yemek yerlerse yesin acıkmıyorlardı ama çok garip bir sahne olmuş. Zaten bunun ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuzdur. Bakın haç işaretine asılmış bir insanı görüyoruz. Yani çarmıha germek anlamına geliyordu galiba. Ve burada da tam olarak Pomni'yi çarmıha germişler. Yani haç işaretine koymuşlar ve bu kısım. Burada Kaufman'ın bugün sahneye çıkamayacağından bahsediyor. Zaten bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Kaufman burada soyutlanmış bir yaratık. Yani glitch soyutlandığı için. Bakın tam ortadaki Kaufman ve soyutlandığı için artık kimse tarafından gözükmüyor. Evet, şimdi gizli Bucky Watch sitesine bakıyoruz. Bu arada çizgi filmden geçen bir sahne. Yani dijital sitenin sonuna doğru böyle bir site çıkıyor ve bu siteye girdiğimizde böyle bir şey görüyoruz. Bu arada buradaki karakter Kane. Yani Kane'in insan olmuş hali. Bakın zaten burada da Kane'in dijital sirke düşmeden önceki hayatındaki görüntüsünü görüyoruz. Şimdi bir de bunun Türkçe dublaj halini izleyelim. Evet, daha deminki görüntünün şimdi Türkçe dublaj halini izleyeceğiz. Yine Orion Records seslendirmiş. İyi dinleyin. Merhaba Kane. Ne oldu? Merhaba Kane dedi. Gördünüz mü? Bu Kane'in insan formundaki hali. Ve şimdi de buradaki kapıdaki karakterlere bakacağız. Bakın bir çarpı var üzerlerinde, görüyorsunuz değil mi? Bunlar galiba buraya düşüp Kaufman gibi soyutlanmış yaratıklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsinin üstü kapalı ama dijital sirkte yaşayanların üstü kapalı değil. Zaten şimdi göreceksiniz. Mesela bakın sağdaki soldakiler de böyle çarpı işaretinde. Bunlar da soyutlanmış ve yok olmuş. Bakın bunu da gördük. İleri aldım şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bunun ismi Ragata'ydı galiba. Ragata. Bakın Ragata'nın kapısının önündeyiz. Onun hiçbir şekilde üzerinde çarpı yok. Çünkü o soyutlanmadı hala yaşıyor. Yani o yüzden onun üzerinde hiçbir şekilde bir çarpı işareti yok. Devam ediyoruz. Bakın arkada kukla vardı. Onun üzerinde çarpı yoktu galiba. Ve Pomni'nin odası. Pomni de kukla, yani ölmediği, soyutlanmadığı için onun da üzerinde yok. Ama burada biliyorsunuz satranç adamı benzeyen biri vardı. Kinger vardı. Burada da Kinger'ın eşi varmış daha önce ve onun üzerinde bir çarpı var. Yani burada Kinger'ın eşi ölmüş ve Kinger zaten çizgi filmde çok saçma davranıyordu. Ki yani büyük ihtimalle eşini kaybettiği için üzüntüler öyle davranıyor. Devam ediyoruz. Hala odalarda farklı farklı karakterler görüyoruz. Yeni birisi gelecek galiba. Kukla. Bunun da üzerinde yok. Dumi. Bunun da şeyi yok, çarpısı yok. Bu zaten insan bile değil. Direkt soyutlanmış gibi bir şey bu. Yukarı arkadaki tablolara bakıyorum. Ben de gizemler aramaya falan çalışıyorum. Teori bakmaya çalışıyorum. Sizin de aklınıza geliyorsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, arkadaki de yaşıyordu zaten. Devam ediyoruz. Hala karakterleri görüyoruz. Kapıları görüyoruz. Ve burada geliyor.
Bir yere gireceğiz galiba. Burada farklı kapıların ardında farklı dünyaların olduğunu görüyoruz. Daha demin Dumi'yi görmüştük ama yüzünden maske çıktı bakın. Kapı açtıkça işte suya geliyor, simsiyah bir boşluğa geliyor, farklı bir yerlere geliyor. Bakın, kapıların ardında çok farklı dünyalar var zaten. Burada The Ground yani dijital sirk, burayı zaten biliyoruz. Yine farklı farklı yerleri bize gösteriyor. Ve burası da boşluk odası. Biliyorsunuz burayı The Void, boş oda. Buranın ardını göremedik ama sadece Kane biliyordu. Ve bir teorimiz vardı burayla alakalı. Hemen bir önceki dijital sirk videoma gidiyoruz. Gelen teorilerden bakın bu şekilde. Tom niye yalan söylüyorlar? Çünkü Exit gözünün önünde gördü ve ismini bilmediğim dişli adam yani Kane o boşluğun ne olduğunu biliyor diyor. Evet, bu Kane buranın boş odasının ne anlama geldiğini biliyor. Ama kimseyi buradan dışarı çıkartmıyordu. Gerçekten bu da çok ilginç. Ve sıradaki teorimiz Void anlamı. Bakın şimdi biz burası Void yani boş oda. Pomni'nin gizlice girdiği o oda. Burası da dijital silk. Biliyorsunuz çizgi filmde Pomni bu ses odasına boş odaya girdiğinde bir hata gelmişti. Şimdi dijital silk buradaysa, Pomni'nin girdiği boş odası buradaysa, bu çizginin dışında burada gerçek bizim olduğumuz dünya mı var acaba? Çünkü biliyorsunuz dijital silk gerçek bir dünyada değil, tamamen farklı bir yerde ve oradan kurtulmanın tek yolu exit kapısından girmek yani o ses odasından geçmek ve daha sonrasında büyük ihtimalle normal dünyaya ulaşmak. Burada da dijital silkteki bütün lagdanmış, glitchlenmiş sahneleri göreceğiz. Bakın hepsi hata sonucu ortaya çıkan bölümler, kapının kaybolması falan filan ve burada çiçek yerin dibine giriyor. Bakın bozuluyor orada. Burada bütün bozulan şeyleri göreceğiz. Burada biliyorsunuz Kane'e bir şey oluyordu tam burada, tam dijital silk tanıtırken. Burada evet gözleri bozuluyordu ve hareketsiz kalıyordu burada. Çok korkutucu ve ilginç değil mi arkadaşlar? Burada bir anda buraya şınlandı ve burada Pomni kusuyordu bir hata sonucu. Bu da burada glitchleniyor, bu da burada bozuluyor. Ve Pac-Man'e benzeyen ya da Mario'daki o ismini unuttum, ona benzeyen yeri yalıyordu. Yani çok ilginç. Ve evet, Kaufman odası. Burada Kaufman soyutlanmıştı. Odanın her yerinde exit yazıyordu ve tuhaf tuhaf fotoğraflar vardı. Bu fotoğrafların da hepsinin başka şeylerle bağlantısı var, referansı var. Çok ilginç şeyler, çok gizemli şeyler. Böyle şeyleri gerçekten beklemiyordum. Kaufman çok tuhaf duruyor. Tamamen siyah bir şeyler oluşuyor ve soyutlanmış birisi burada Ragata vardı. Ragata'ya vurup onu soyutlaştırıyor. Onu tamamen yerden yere vuruyordu ve tamamen soyutlaştırıyordu. Bir nevi öldürüyor gibi bir şeydi galiba. Buralar zaten İngilizce. Evet, burada dokunduğu her şeyi glitchleyebiliyor Kaufman ve burada Ragata'ya dokuna dokuna bütün her yerini bozdu ve glitchledi. Görüyorsunuz sürekli bozulup duruyor. Pomni de korkuyor bu durumdan. Çünkü ilk defa böyle bir şey görüyor. Tam dokunuyor, onun da glitchlendiğini görüyor kendi elinin ve bir daha ona dokunmak istemiyor. Ve burada Ragata'yı yalnız bırakıyor. Ama Kaufman onun peşinden geliyor. Oğlum çok güzeldi. Bu çizgi film gerçekten bayağı iyiydi. İkinci bölümü kesinlikle çıkacak ve ben de çekeceğim. Evet, burada Kaufman başka bir yere doğru gidiyor. Pomni ondan kurtulduğunu zannediyor. Evet, bir maymunun peşinden gidiyordu galiba burada. Tekrardan Ragata'nın yanına geliyor. Oğlum bayağı bozuluyor lan Ragata. Elime bak diyor. Sadece elime bak, korkuyorum diyor. Tamam diyor, sen benden korkuyorsan Kane'i çağır. Kane bilir diyor. Burada da Pomni Kane'i aramaya gidiyordu ama Kane hiçbir yerde Kane'i bulamıyorduk. Nerede bulabilirim diyor galiba. Oğlum bayağı bozuluyor, oha! Çok ilginç değil mi abi? Sizin de böyle teorileriniz varsa ya da neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Tüm yorumları okuyorum, teorilerinize bakıyorum. Hatta videolarımda gösteriyorum. Pomni bir yere kaçıyor, bir farenin oraya geliyordu. Evet, burada maymuna dokunuyordu. Maymun da soyutlaşıyordu. Burada görecek miyiz bilmiyorum ama... Ooo, direkt yok ediyor. Abi bu kafu ne böyle ya? Kane nerede diyor ve evet bu sahne, buranın ben tam anlamını anlayamadım. Burada Kaufman biriyle dövüşüyordu.
Burası neresi? Çok garip, çok ilginç. Bilenler yazsın ve evet sonunda boş odasına gelebildi, exit'e gelebildi. Ve tam buradan kurtulurken Kane son anda geliyordu. Ve kaçmasına yine izin vermiyordu onun. Evet, dijital sirke izlerken fark etmediğimiz detaylar bunlardı ve gerçekten bence çok önemli detaylar. Bunlar kesinlikle ikinci bölümde işimize yarayacak. Kane'in kardeşinden falan bahsedebiliriz. Belki de dijital sirkte Kane'in kardeşi ölmemiştir. Ne dersiniz? Tahminlerinizi ve teorilerinizi ikinci bölümde neler olacağını yorumlara yazmayı unutmayın. Videoya like atıp kanalıma abone olup yandaki bildirim zilini açtıysanız o zaman sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.